Şimdi tabii ki bireysel performansları konuşacağız, Okan Buruk'u konuşacağız, hakemi konuşacağız. Çok tartışıldı ama Levent Tüzemen, hemen size bir döneyim. Önce bir genel değerlendirelim isterseniz mücadeleyi. Gerçekten iki maçta da aslında tatmin eden, kabul edilebilir bir oyun sergilendi Bayern Münih gibi bir takıma karşı. Ama sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Öncelikle Galatasaray'ı bu kişilikli oyundan dolayı kutlamak gerekir. Yani herkes Bayern Münih'le oynanan maçlara çok büyük skor farklılıkları ortaya koyuyorlardı. Galatasaray iki maçta da, yani mağlup olmasına rağmen, özellikle İstanbul'daki maçta rakibine 70 dakika inanılmaz zorluklar çıkardı. Müthiş oynadı. Rakibini sahasına hapsetti. Başarı ayrıntılarda gizlidir. Bir hata yaptılar İstanbul'da, gol yediler. Burada da aynı şekilde, ama kabul etmemiz gerekir ki asla teslimiyetçi bir ruhla oynamadılar. Eskiden takımlarımız bu tür maçlarda genelde çok cesur oynayamazlar, rakibin üzerine gidemezlerdi. Etkili oynadığını Galatasaray'ın ve iki maçta da puan alması gereken oyunu ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Bu çok net. Ama dediğim gibi ayrıntılara dikkat etmemiz gerekir Ezgi. Ben farklı bir noktaya değineceğim. Şimdi dün oyunda mesela Musiala oyundan çıktı, Bayern Münihli oyuncu. Müller oyuna girecek. Çıkardı üstündekini, hemen oyuna girdi. Üzerinde forması var, şortu var, her şey var. Biz İstanbul'daki maçta oyuncu değişikliğini yaparken oyuncuların hazırlanmasını bekliyoruz. Oyuna girmeleri konusunda çabuk hareket etmiyoruz. Bazen kulübe şunu söyleyebilir: taça at topu, oyuncular oyuna girsinler. Çünkü yorulan, oyundan düşen oyuncularımız var. Bu teknik kulübenin bir hamlesi olarak bunu düşünüyorum. Bundan sonra da akılda olması gerekir yani teknik adamları. Bu bir. İkincisi, Galatasaray takım halinde ben baktım eskiler mesela iğneyle oynuyor İcardi. Yine iki net pozisyonun içinde o var. Yani birinci pozisyonda o var. İkincisi kaleciden dönüyor. Dönüşte topu da geri veriyor. Ziyech vuramıyor, Zaha vuramıyor dönen toplara. Bunlar net pozisyonlar yani. Bunun atması gereken. Şimdi ben sezon başında önemli transferler imza attı Galatasaray Kulübü, Erdem Bey. Zaha, Tete, Ziyech, Ndombélé'nin için alındı. Avrupa'da başarı için, Şampiyonlar Ligi için alındı. Şimdi asansöre binerken Emre Kaplan'la karşılaştım. Aynı ayaküstü sohbet ettim hemen içeride. Haklısın abi dedi. Ne oynadı dedim Zaha? Hiçbir şey yok. Ziyech ne oynadı? Hiçbir şey yok. Ndombélé orta sahada oynaması gereken Ndombélé nerede? Yok. Kulübede oturuyor. Doğru mu? Davinson Sánchez var senin elinde oynayacak. Angeliño yorulup oyundan çıkınca kadar etkili oldu. Buraya kadar Okan Hoca çok başarılı. Bazı oyuncuların kötü performanslarına rağmen. Neden biliyor musun? Okan Hoca geçenlerde burada yayında da söylemiştim. Yine sevgili Murat vardı. Bir kez daha vurgulayacağım. Bazen yapılan pahalı transferler teknik adamlar üzerinde kadro kurarken ciddi bir baskı yaratıyor. Yani şimdi şöyle bir maça giderken ben Ziyech ve Zaha'ya ilk 11'e başlamasam, skoru kaybetsen Türkiye ayağa kalkar. Der ki Galatasaray camiası, sana oyuncu aldık oynamıyor diyor. Görünüyorsun ortada. Okan Hoca özgür iradesiyle hareket etse ben iddia ediyorum Zaha'yla ve Ziyech'le başlamaz. Barış Arpa'ya çıkardı. Onunla çıkar, Kerem'i oraya çeker. Bir de şunu söylemeye çalışıyorum. Neden sırtını Galatasaray takımı Mertens'e dönüyor? Manchester maçında penaltıyı kazanan kim? Mertens. Bu maçları defalarca oynamış, tecrübesi olan bir oyuncu. Bugün de özellikle 80 öncesi oyuna girmesi gereken bir oyuncu konumunda. Oliveria'ya neden sırtımızı dönüyoruz? Yabancı, burada yerli baskısı yok ki bu takımı kurarken. Burada Okan Hoca işte dediğim gibi bu arada kaldı. Bu konuda maalesef yönetim taça çıkmasın. Ben bunu oynatmazsam eleştiririm. Bu baskısı altında hareket ediyor. Bu oyuncuları oynatmak zorunda mı hissediyor Okan Buruk? Oynatmak zorunda hissediyor. Şunu söylemeye, oyunun baktığın biri ikinci yarısı Ziyech girmez. Adım atamıyor ya. 3 tane hareket yaptı. 3'ünde de rakibi geçemedi. Fizik olarak hazır değil. O aldığımız Ziyech değil. Kaleye şut atabilen değil. Yani uzağa bir pas atacaksın. Bu şekilde oyunda kalamazsın. Dolayısıyla Zaha, evet ben de %50'sinim. Ne zaman %100 olacak bu Zaha'nın? %50'si bile değil. Yani bir maç iyi oynadı. Gol attı 2 tane. Kabul ediyorum. O maçlarda Türkiye Ligi'nde yapıyorsun bunu. Ama Avrupa'da Bir de Manchester maçında iki hareketin var. Birini gol attın, yere vurdun. Onu yapman gerekir artık. Çünkü seni motive eden bir Manchester United var. Oradan gönderilmişsin, beğenilmemişsin. İkincisi Kerem'e verdiği mükemmel bir pas var. Zaha bu maçlarda hala da farklılığını ortaya koyan bir oyuncu haline gelmedi. Bu bir. Ya bir şey sorabilir miyim abi? Tabii, neden buyurun. Koyamıyor? Bunun sorumlusu kim sizce? Bunun sorumlusu... Zaha mı? Teknik kadro mu? Dış etkenler mi? İstanbul mu? Türkiye mi? Valla bu Zaha'nın kafa yapısı bence. Ben burada antrenman konusu... Bak bir şey söylüyorum sevgili Murat. Hayır, oyuncuyu maça kim hazırlar? Takım hazır. Oyuncu bunu mu oynuyor? Bazen böyle bu oyuncudan verim alamazsın. Bir tarafta iğneyle oynayan İcardi, deparları yapan İcardi. Bir tarafta rakibini geçemeyen bir Zaha. Ama bir taraftan Manchester United maçında da oynayabildiğine göre demek ki aslında oynayabiliyor da. Tabii. Lig maçında da oynayabiliyor. Niye yok? Bu maçın yıldızı ben olmalıyım demelisin. Bir futbolcu demeli. Bu maça ben ağırlığımı koymalıyım demeli. Şimdi sen... Ya bir şey söyleyeyim. Bugünkü yazıda da var Murat, dikkat edersen. Demiyorum. Ya bu Fenerbahçe... Galatasaray'da bu Lucas Torreira'dan 3 tane olsa Galatasaray takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkar ya. 3 tane Lucas Torreira olsa. Ne adam golünü attı, geldi golü attı, kritik bir gol attı. Ne toplar kesti. Rakip golü atarken ayağını soktu, topu çaldı. Neler yaptı ya. Evet. Bu Lucas Torreira'nın oynadığı oyunu bütün Galatasaray taraftarının alkışlaması, her maç tribüne çağırıp ona sevgi gösterisi bulunması gerekir. Bu kadar yürekten oynayan, ben Melo'dan sonra böyle futbolcu görmedim. Mesela Kaan da yanında sanki United maçına göre biraz daha yavaş kaldı. Aynı ağır kaldı. Aynısını söyledim bazı insanlar. Hayır. Ama Ndombélé nerede? Ya niye aldın bunu? Başka bir adam alsaydın, sıradan bir adam alsaydın. Türkiye Ligi'nde birkaç isim sayarım. Şimdi reklamını yapmayalım oyuncuların. İnan ki oynatsaydın ortaya Ndombelé'den daha faydalı olurdu. Ya şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray takımı 80 dakika rakiple iyi oynuyor. 80. dakikada bir gol yiyor. Yani bir de şunu söyleyeceğim. Buraya kadar bu oyuncuları eleştirdim. Şimdi Okan Hoca'nın haklı olduğu bir taraf var. Pozisyonu bir daha izledik. Sosyal medyada rakip takım taraftarlar faul yokmuş falan filan diyor. İnşallah kendi başlarına böyle pozisyon gelmez bir maçta. Bir de Okan Hoca gündeme getiriyorlar. Yani demiş ki cehenneme de sormuşlar, siz merak etmeyin demiş. Onu aşağı biri çeker yani, Türkleri. Başarılı olanı çekersin ayağından diye. Destek olacağını köstek olmaya bayılıyorlar. Bu nefret neyse ben de ona çok şaşırıyorum eleştiriler konusunda. Ya şu Barış Alper'e yapılan hareket, ikincisi faul. Vuruyor. Düştükten sonra ayağı topa değiyor. Ne zaman topa değiyor? Ayaktayken mi diyor? Adam düşmüş, ondan sonra diyor. Adam kalkmış. Sen Portekizli. Bak bugün zannedersem bir yerde bir şey okumuştum, yazı çok doğru. Ben 1989 yılındaki Sabükreş maçında bir Portekiz'in cinayetine tanık oldum. Yani Galatasaray'ı öldürdü. Portekiz hakem vefat etti. Bu hakem o gün açıklandı sonra. Çavuş Eskola iş yapıyormuş oğluyla. Kabzımallık yapıyor, bu işleri yapıyor. Galatasaray'ın golünü vermedi. Penaltısını vermedi, rakibi atmadı Sabükreş maçında. Ama ilişkileri varmış. Şimdi böyle bir Portekizli hakem ilk maçına çıkıyor diyorlar. İlk maçıysa neye veriyorsun ilk maçı ya? Bu çok kritik maç. Grubun kritik maçlarından bir tanesi. Normal bir hakem olsa, Almanya'dan bir hakem maçı yönetse sarı kart gösterir. İkinci sarıyı gösterir. Bak Almanya'dan bir hakem şu pozisyona adaletli olarak söylesem maçı yönetse burada ikinci sarı kartı gösterir. Ama neden? Bayern lobisi diye atmıyorsun. Diyorsun ki bana Bayern tepki koyarsa oyuncumuza attın dersen ben bir daha bu maçlara belki verir miyim diyorsun. Yani biz hep Türk hakemlerini eleştiriyoruz ama Portekizli hakeme de göz atma. Okan Hoca burada haklı. Hı hı. En son şunu söyleyeceğim. Sözümü Murat'a bırakacağım. Okan Hoca'yı da eleştiriyorum. Bak hocam. Pozisyon da bu arada ekranda arkadaşlarım getirdi az önce. Ben şunu net olarak söylüyorum. Ya Allah aşkına yazda da söyledim. Şu Abdülkerim'le Sanchez'in yerini değiştirme ya. Kim oynarsa oynasın sol bekte ya. Gitsin Nelson mu oynasın, o oynasın. Başkası oynasın. Koy bir adam oraya. Bu ikiliyi bozma. Bu ikilinin tandeminde birbirlerine uyum sağlıyorlar. O zamana kadar bak bu golü yiyinceye kadar bu ikili bozulmadığında gol atabildi mi hava toplarından Bayern Münih kaç tane top vurdu? Buna Kane de dahil. Bir sürü Goretzka dahil. Her şey dahil. Dengeli çıktıkları için adamlar rahat vuramadılar. Bir tane tehdit eden bir pozisyon olmadı Muslera'ya. Yediğin gole bak. Niye? Arkada Nelson. Nelson kafasından silmiş abi Galatasaray takımını. Biz Nelson'dan niye faydalanmaya çalışıyoruz yani? Bu arada bu sistemi Kasımpaşa maçında da denedi Okan Buruk. Zarar gördü. Evet, neden acaba bu maçta da yapmayı? Şeyde de değiştirdi aynısını. Bayern München maçında da Kazım'la parçalandı, çektin oraya. Ya bu Abdülkerim'in ikisini bozma. Ya bozma diyoruz yani, bu bütün herkes, bütün ben akşamleyin bazı otoriteleri de dinledim. Aynı şeyi söylediler. Ben onları dinlemeden hemen yazımı yazıp geçtiğim için ve bundan evvel de yazıları yazdığım için vurguladım bunu. Ya niye değiştiriyorsun? Bundan bir başarı alamadın ve bunun sonucunda gol yediğini hesap edersek Davinson Sanchez'i yeni değiştirme. Adam sağ stoperde başarılı ya. Sonra yıllar sonra Popescu ve baktığımız zaman ufoloji niyetinde, kalitesinde bir stoper buldun. Oyunu kuran arkadan. Niye bu ikilinin yeni değiştiriyorsun ya? Eğer Angeliño yorulmuşsa başka birini koyar. 10 dakika Kazımcan oynamaz mı ya? 10 dakika oynayamaz mı yani? Oynayamazsa Galatasaray'da hiç oynamasın. 10 dakika. Ve bütün goller oradan yedi. Kane'in attığı gol. Orta oradan. Pozisyon oradan gelişti. Yani ben bunu anlamıyorum. Sonra diyorsun ki yo tamam kabul, ama insan şuna üzülüyor. 80 dakika gol yememişsin. Defansif bir hata yapıyorsun. Oyuncuları değiştirmiyorsun yani yine. İstanbul'daki maçta sen bize cevap veriyorsun. Diyorsun ki biz oyuna diyorsun oyuncuları sokmadık Manchester'da ama orada goller attık. Hocam tebrik ederim, onda başarılısın da burada dökülen oyuncuları, tükenen oyuncuları oyundan almakta geç kalınca Bayern'den 2 tane yedi. Bu maçı da 1-1 bitirmen lazımdı. Şu oynadığın anlayışı İstanbul'da 70. dakikadan sonra oynasan belki 1-1 bitireceksin maçı. Bir defa kendinle bir öz eleştiri yapması gerekir. Kusura bakmasın. Yani hakem konusunda %100 haklı ama oyuncu hamleleri konusunda özellikle Sanchez ve Abdülkerim'i yeni değiştirmekte ısrar etmesinde ben bunun daha üstünü söylemek istemiyorum bu lafı. Dolayısıyla bence haklı değilsin hocam. Kusura bakma. Peki.